Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şef. Hoş bulduk Şef. Evet, ilk olarak Sergen yukarıya çıktı. Bugün yine ilk günkü gibi çok önemli bir şef misafirimiz olacak. Onun yemeğini yapıp misafir şefimiz dahil dördümüzden puan toplayacaksınız. O puanlar ikinci kısımda yapacağınız yaratıcılık üzerine olan oyundan bizlerden alacağınız 30 puanla toplanacak. Ve gecenin sonunda en yüksek puanı alan yarışmacımız Sergen'in yanına ikinci olarak MasterChef'in ilk dördüne kalan yarışmacı olacak. Dördünüze de bol şans diliyoruz. Teşekkürler. Evet, heyecanınız yüzünüzden görüyoruz, size geleceğiz. Ama önce bir Sergen'e dönmek istiyoruz. İlk aşçı ceketini aldın, MasterChef Türkiye'de artık ilk dörttesin. Neler düşünüyorsun? Şefim, çok mutluyum. Yani hedefimize ulaşıyoruz yavaş yavaş. Hayal ediyor muydun buraları? Tabii ki, tabii ki. Kendime güvenim İlk var. İlk baştan beri hayal ettiğin yer neresiydi? Şeyim, önlükleri almak, o ya şampiyonluk, herkesin hayali şampiyonluk. Hani kendime güveniyorum ben. Ya inşallah hak eden kazanır yani. İlk olarak kimin çıkmasını istersin aşağıdan? Eren abi gelsin yani. Başa baş geçecekse. O gelsin. İkinci. Peki o zaman. Teşekkür ederim. Sergen, bundan bir hafta önce annem buradaydı ve sana çok duygu yüklü mektup yazdı. Ve o mektupta dedi ki, artık senin hayalin olan o ceket hepimizin hayali. Ve o ceket bugün üstünde. Ya onlar da çok mutlu olurlar izleyince herhalde. Ya o hep söylüyordum ben onları. Geçen sene de diyordum, bu sene gideyim, yeniden gideyim hani. Onurumu kurtarayım en azından. İlk bölümden elendim geçen sene. Ya kendimi kanıtlamak için geldim. Yeterince de yani kanıtladım. Şükürler olsun. Şu andan sonra herkes bence şampiyon, yani kanıtladı. Şampiyon olabilecek potansiyeli var herkesin. İnşallah yani hak eden kazansın. Evet, bugün Hawaii gömleği ve güneş gözlüğüyle bekliyorduk. Ama bir gerçek var ki bambaşka bir Tahsin çıktı ortaya. Vallahi şef, cephaneliklerin herkesinki ortada. Yani ne olur ne gider bilmiyorum ama gerçekten beşimizin de hak ettiğini ve bu yolda bir sürü badireler atlattığını biliyorum. Düştük, kalktık, üzüldük, yenildik, kaybettik, çok iyi kazançlar yaşadık. Ama buradayız artık. Yani kazanan kaybeden yok diyebilirim. Bugün ceketi aldık aldık, bundan sonrası strese yazar. Bunu defalarca söylüyoruz ve insanlar artık hani mütevazilik yeter, hani şey görün diyebilirler ama gerçekten her birimiz çok hak etti. Yani burada belli bir dönüm noktasından geçip çok büyük bir yükselişe geçen Dilara var. Eren abi baştan beri takım oyunlarında gerek bireyselde gerek performansı belli. Hasan keza öyle, Sergen zaten hep birinciliği beraber kapıştık yani takım oyunlarında çok iyiydi. Hep birinci ikinci seçen. Muazzam iyiyiz. Yani bundan sonra Burcu'da da gördüğümüz o, tavuğu pişiremediği için evine gitti. Kötü bir yemek yaptığı için değil. Bundan sonra da böyle olacak gibi duruyor. Yani kendi hani, bir hata yaptı Burcu. Yani birinci yani olan şansı yerinde olacak, yeteneği yerinde olacak, kullanacak, gidecek. İnşallah bizim de o günlerden biri olur bugün. Dilara. Şefim, ben burada kalan son kadın yarışmacıyım. Bence yarı finale de finale de iyi bir kadın aşçı yakışır. Bunu yapmak için son temsilci olarak gerçekten en üst noktaya ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Bugün çok motiveyim. Ceketi artık almak istiyorum. Bekledikçe benden sanki adım adım uzağa gidiyor gibi hissediyorum. O yüzden artık kendime çekmek istiyorum. Bugün de elimden geleni yapıp güzel tabaklar çıkartacağım. Hasan. Yani dün bir hata yaptım kendi adıma ben. Dünkü oyunda. O yüzden bugün onu tekrarlamadan, şimdi şef tabağını da yine elimden gelen en güzel tabağı sunup yüksek puan alıp, ikinci oyunda yani yaratıcılık oyunda da yüksek puan alıp bugün üniformaya ulaşmak istiyorum. Bunun için savaşacağım bugün. Neler düşünüyorsun Eren? Ne zaman alacağım bu ceketi? İlk günden beri aynı şey söylüyorum. Kontrollü giderim demiştim ki öyle gidiyorum. Beşteyiz. İlk hedefim dörtlüğe girmek ki gireceğim yani. Ondan hiçbir benim adıma şüphem yok. Ben hazırım. Bugün öncelikle hedefim ilk şef tabağını çok iyi yapmak. Çünkü dün iyi olmadı benim açımdan ve ilgi duyduğum bir alan yani. Direkt öyle çalıştığım bir alandı. Olmadı. Bazen oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama bugün öyle olmayacak. İlk turda iyi bir puan alıp ikinci turda istediğim tabağı yapıp bugün ceketi almak istiyorum. Teşekkür ederiz. Bu arada sevgili Necati'ye de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sezon Necati boyunca bizim ceketlerimizi de dikti. Kendisine de buradan selamlar. Eline sağlık. Gerçekten efsane ceketler. Çok yani. Rahat şefim. Çok, evet evet. Dilara evde tek başına. Nasıl ev? Şu anda herhalde çok sessiz. Kimler geldi, kimler geçti o evden?
Doğru şef. Şu an artık evde sadece ben varım. O yüzden sessiz, sakin. Güzel böyle. Hiç problem yok. Çalışıyorum. Daha iyi oluyor benim için. Bizim kızlardan da biri var değil mi prodüksiyonla? Yani? Var şef. Bir kişi olmazsa kalıyor konuşacak biri olsun. Doğru. Ama bu saatten sonra konuşmaktan çok çalışmaya ihtiyacımız var bence hepimizin. Tek kalmak bir avantajı var. Konsantre olabiliyorsun. Gizli yapabiliyorsun. O da daha büyük bir avantajı. Bir dezavantaj var ki belki erkek evlerinde böyle bir alışveriş fikri olabilir yani. Bir şey, biz hep konuşuyoruz. Birbirimize yapacağımız şeyleri anlatıyoruz hep. Yani evet. Yani ben mesela bir tatlı geliştirdim. Sergen diyor ki onun üstüne bunu koyarsan daha iyi olur dedi. Tahsin oradan bir şey söylüyor. Hasan öyle. Fırtına böyle bir şey. Evet ama kendisine de göstermek de bir avantaj ya. Ne? Dilara gibi yani. Kimseyi göstermiyor. Sonra tak burada sürpriz oluyor yani. Ne düşünüyorsun Dilara? Avantaj mı dezavantaj mı? Çok öyle olmuyor şef. Çünkü ben bazı arkadaşlarıma söylüyorum. Onlar da sağ olsunlar herkesi söylüyorlar. Buradan laf nereye ulaşırsa. Kim o arkadaşlar? O yüzden bilemiyorum. O kendini kim biliyor. O? Kim o? Yukarıdaki mi? Ama bu saatten sonra şefim, söylemem. Olay, hayatta olay çok söylemem değişik. Yani. Anlat. Anlatırsam haksız çıkacak. Sergen'e bir tarif gösterdim. O da dedi ki aa bunun benzerini ben de düşünmüştüm dedi. O zaman dedim bunu finalde yapacağım ben. Ya dedim sen finale karışsan yap ya ben yapayım. Yapma o zamana kadar yani. Sonra sağ olsun arkadaş bu fikri herkese söyledi. Dilara yüzünden şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Keşke yapsaydın da kurtulsaydım. Öyle yani şef. Bir tane bundan yemek mi var elinde koskoca programda? Bir tane değil şefim. Ya ben dedim zaten yapmayacağım dedim. İstemiyorum dedim ya. Yaptı mı yapmadı mı bu yemek? Yapmadım. O zaman sen yap. Yapmayacağım dedim zaten. Bakalım. Yapsın. Yapmadıysa sana kaldı Dilara. O zaman bu iddia yüzünden bu yemek yapılamayacak mı? Evet.